Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm selam. Ulan taarruz keçisi, lingir lingir ne dolaşıp duruyorsun masaların arasında Evliya Çelebi gibi? Patlatsana çayları! Tüm bardaklar dolsun! Patlatsana çayları dedim de, size Evliya Çelebi'nin hikayesini anlattım mı? Anlattım. Yaklaşın bakayım yamacıma. Seyahat edin. Hadi seyahat edin, yaklaşın. Sezar, gittim, gördüm, yendim demiş. Ama Evliya Çelebi, gittim, gördüm, gezdim. Yediğim içtiğim benim olsun. Bari gördüklerimi anlatayım. Bir nevi bir televizyon vazifesi yapayım demiş. Anti parantez, o zamanlar daha bu gibi telekomünikasyon aletleri icat edilmemiş. Kardeşlerim, çok okuyan değil, çok gezen bilir demişler. İşte bu şiardan hareketle Evliya Çelebi de bir rüya görmüş. Rüyasında bütün kainatın onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Peygamberi Zişan Efendimiz teşrif etmişler. Eli ayağına dolanmış, dili damağına vurmuş, zangır zangır titreyerek aklı başından gitmiş, heyecandan ve hürmetinden şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah deyivermemeyiz. Biraz erken oldu ama olsun. Sabah kalktığında gördüğü rüyayı 90 yaşında ömrünün son demlerini yaşamakta olan hasta yatağındaki babacığına anlatıvermiş. Babası, ey evlat, madem ki sana seyahat emrolundu, o zaman bu dediklerimi aklından çıkarma. Eline bir kağıt kalem al ve not et. Yaz, ol demiş. Yürü ileri gözüm, kalma geri. Alay bozma, tarla basma, dostlarının ayağına sarkma. Komadığın yere el uzatma. İki kişi konuşurken dinleme. Her ne kadar iki kişinin bildiği sır değilse de. Davetsiz bir yere sakın varma. İyi huylu ol. İnatçı ve sivri dilli olma. İhtiyarlara hürmet et. Bayramlarda Darül Acize'yi ziyaret et. Sırrın varsa sakın avradına deme. İyi adını kötüye takma. Dünyalık akşe için namerde muhtaç olma demiş ve eşi Renna'yı çekip ruhunu teslim etmiş. Mekanı cennet olsun. Delikanlı bir babaymış. Allah rahmet eylesin. Bunun üzerine Evliya Çelebi tasını, tarağını, diş fırçasını, tıraş makinesini, mavi kartını, sigorta poliçesini, okul diplomalarını ve bir de en sevdiği oyuncak ayısını bir sırt çantasına doldurmuş ve yollara revan olmuş. Devleti Ali-i Osmaniye'de gezmediği bir tek karış toprak kalmamış kardeşim. Neler görmemiş neler. İp üzerinde kurban kesip derisini şişiren tel cambazları. Damdan dama atlarken soğuktan havada donup kalan kediler. Rakkaseler, çengiler, zenneler, zerdeler, aşureler, beyler, paşalar, hanlar, hamamlar, eşkıyalar. Fil doğuran kadınlar bile görmüş. Anlayacağınız zamanını Herodot'uymuş. Derken akabinde ve detayında Avrupa'yı gezme sevdasına da tutulmuş. Münih'e gitmiş. Bira bahçelerinde, Çin hamamlarında, Fin hamamlarında, saunalarda en güzel, yüzüne bakmaya bile doyamayacağın cirlop gibi yumurta sarısı Alman helgaları görmüş. Aman sabahlar olmasın. Manitaların yanına sokulup içecek bir şeyler ısmarlamış. Hikayeniz nedir? Nasıl düştünüz bu yola diye sormuş. Ama tabii İngilizce. What is this? Tam kadınlar anlatacakken iki tane zebellah gibi Hans, gel biz sana anlatalım diye Çelebi'yi bir kuytuda soyup soğana çevirmişler. Burası İstiklal Caddesi'nde gezmeye benzemez.
artı. Biz Türklerden hoşlanmayız. Biz ırkçı ve nazlaçıyız. Türken Raus diye çemkirmişler. Şerefsizler. Ah, elime bir geçmez ki. Garibim Çelebi. Türkiye'nin medeniyet zenginliğinin karşısında Avrupa'nın daha o zamanlar taş devrini ve hatta Engizisyon devrini yaşadığını gören Evliya Çelebi bunların el sıkışmaktan, arkadaşlıktan, dostluktan, muhabbetten bir haber olduklarını görüp homus, homunus, lupus yani bunların alayı fıs deyip Bavyera üzerinden Tornistan yapıp Bulgaristan'dan rüşvetle geçip bir iki naylon çorap dağıttıktan sonra Kapıkule sınır kapısından giriş yapmış ve kutsal memleket toprağına kapanıp öpmüş, öpmüş, öpmüş. İyi de aga, bu Evliya Çelebi bütün gördüklerini nasıl aklında tutmuş? Nasıl aklında tutacak ulan kıl? Free Shop'tan teyp almış, ona kaydetmiş. Amirim, benim gitmem lazım. Bana müsaade. Nereye lan Armut? Büyüklerin kalkmadan. Abi evden bekliyorlar. Ben de sobanın üstünde kızgın yağ unutmuştum. Parlamadan gitmek lazım değil mi? Hadi. Ben de kalkayım bari. Ben de daraldım. Bir nefes alayım. Mümkünse ben de eve kadar seyahat edeyim. Hadi bay bay. Gidin, gidin. Hepiniz gidin. Beni benimle baş başa bırakın, başka bir şey isterim. Ters mers yaptı ama gene ablanızdır. Bir çorbasını içmeye gidelim. Şifa niyeti. Babeko, hesap iyice kabardı. Yavruz, git başımdan. Hırsımı senden almayayım.